Kısa bir aradan sonra yeniden karşınızdayız. Evet Sinan, madenle ilgili son anını anlatıyordun. Orada kalmıştık. Gelip de maden kazası olduğu söylendi. İstanbul'a dikey, Zonguldak'a gidiyorsun. Belli sürede kalacaksın dediler. Tamam dedik. Geli, yani tabii geli falan bilmiyorum. Bulunca kadar veya bir zorlandık. Geliye gittiğimizde tabii bir kalabalık, bir hengame var. Benim de ilk maden kazam. Daha önce hiç yani maden kazasının ne olduğunu, nasıl olduğunu bilmiyorum. Tecrübemiz de yok. Canlı enerji geldi İstanbul'dan. İşte oradaki herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben Osman abi takip ediyorum. İşte nereye gidiyor, ne yapıyor, kimlerle Vay, konuşuyor. şimdi açıklıyor bakın. Yani şimdi açıklıyorum. Doğru. Çünkü hani bilmiyorum kim var tanıdığım, onların peşine gidiyorum. Yani çünkü nasıl yapılır, ne edilir, kime gidilir, ne olur bilmiyoruz. Aradan bir gün geçti. Canlı enerjide yatıyoruz. Sabah saat 6.30'da bir çığlık sesini uyandım ben. Hani ne oluyoruz? Yani hiç yaşamadım bir şey. Bir ne o şey ben. O maden işte girişinden insanlar yığın yığın geliyorlar abi. Yani böyle kimisi bayılıyor, kimisi ayılıyor, kimisi sinir krizi geçiriyor. Kimisi gözyaşları içerisinde yürümeye çalışıyor. Ya ben ilk başta donum kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Benden başka hiç kimse yok. Herkes Zonguldak'ta oturduğu için. Herkes evlerine gitti. Ben de garip canlı aracında yatıyorum. Artık belli bir süre sonra alışıyorsun ve şeye bakıyorsun abi. Yani mesleğinin ilkel ön plana çıkmaya başlıyor. Bakıyorsun işte görüntü almaya çalışıyorsun. İşte yakın plan gözyaşı almaya çalışıyorsun. İşte orada sinir krizi geçirenler onları hastaneye kaldırıyorlar. En son Taner Yıldız sabaha karşı 4.30-5 gibi bir açıklama yaptı. Cesetlere ulaşıldığını söyledi. O gün sabah da artık herkes gitti. Siz bütün araçları aldınız gittiniz. Biz de canlı enerjini aldık işte şeye gittik. Bir diğer taraf var. Cesedi oradan çıkartmışlardı. Girikten çıkartmadılar. Yani orada yaşadıklarımız var. İnsan anacılarını görüyorsunuz. Ya maden kazasının nasıl olabileceğini hiç aklınıza getirmiyorsunuz. Yani bilmiyorsunuz. Bir patlama olduğu söyleniyor. İçeride insanların kaldığı söyleniyor. Ama o insanların durumu nedir, ne değildir, nasıl, nelerdir. Bir de o insanların madenci olmadıklarını. Ya ben mesela ilk gittiğimde tüylerim diken diken izlemiştim. Madende, Koz'da, köçe gitmiştim o zaman. Tüylerim diken diken izledim. Sonra anne ağlıyor, ben ağlıyorum. Kardeşi ağlıyor, ben ağlıyorum. Cesetler çıkarılıyor. Önce bir korktum ama sonra yani öyle bir psikolojiye bürünüyorsun, gayet normal alışıyorsun. Yani millet ağlıyor, sen onları çekmek zorunda olduğunu bildiğin için gayet normal davranıyorsun. Ama ilk Hatta psikoloji çok kötü. o gün gelikte değil, diğer tarafta cesetler çıkartılırken ben üstüme bir madenci montu buldum. Onunla girdim içeriye. Polis hiçbir basın mensubunu sokmuyor içeriye. Ben de madenci montuna girdim. O cesetleri çıkarttığım üst tarafına geldim ki hani üst taraftan cesetler çıkartırken görüntü alayım diye. Burada bizim bir abimiz var Zonguldak'ta. Abi dedim bak gizli geleceğiz dedim. Kimseye bir şey söylemedim. Tamam diyor ben hiç kimseye bir şey söylemem dedi. Sıkıntı yapma sen dedi. İyi dedim abi. Adam beni madencilerin arasına yerleştirdi. Aşağı indi. Oradan bağırdı. Şşt arkadaşlar bu gazeteci arkadaşımız ha. Buna kimse dokunmasın dedi. Sakın bir sıkıntı yapmayın ona dedi. O bir baktım iki tane çevik kuvvetten polis arkadaş geldi. Dediler biz mi götürürüz kendin gider misin? Dedim ben kendim giderim sıkıntı yapmayın dedim yani. Oradan çıktım devam ettim yani. Artık belli bir zamandan sonra şeye dönüyorsunuz. Normal dönüyorsunuz. Artık mesleğiniz icabı görüntü ve fotoğraf almak için tüm çabayı göstermeye başlıyorsunuz yani. Biraz geç oldu ama çok kısa kısa da onları öğrenmek istiyorum. Vedat abi mesleğe nasıl başladın? Kimin aracılığıyla başladın? Bayram Tomakin aracılığıyla. Kendisini de buradan almış olalım. Buradan da mı olacak? Nasıl oldu? Gayet güzel oldu yani. Lise son sınıfa giderken ekstra iş yapmak istedim. Yani para kazanayım artık işte okul açtığım olsun falan. Zaman gazetesi dağıtmaya başladım. Sabah 3.30-4'te kalkıyorum. İşte okul saatine kadar gazete dağıtıyorum. Bu yaklaşık 4-5 ay sürdü. 4-5 ay sonra işte Bayram Tomakin arkadaşımız onunla da aynı okulda okuyoruz. Gazeteye eleman ihtiyacı olduğunu gelip çalışır mısın dedi. Yani bu iş biraz daha rahat dedi. Yani o gazete dağıtmışlar. O zaman gerçekten zordu. Yani alan çok büyük. Bir de yığınla gazeteyi ya sırtında ya kucağında iki kolunun altına alıp o şekilde dağıtıyorsun. Yaş 15-16 o yaşlarda. Spor muhabirliğiyle başladım. Yine orada da biraz gazete dağıttım. Sonradan spor muhabirliği. Arkasından bir kişi daha ayrıldı. Muhabir ayrıldı. Bu sefer muhabirin yerine geçtim. Ki oradan oraya geçiş çok zor olsa gerek. Çok spor zor. Spor muhabirliğinden. Yani çok zor. İşte bayramla belli bir süre çalıştık. Ondan sonra gazete el değiştirdi. Başka bir gazeteye geçtim. Orada da 7 yıl çok tecrübeli bir gazeteci abimiz vardı. Ahmet Ubeyde.
Ben gazeteciliği asıl ondan öğrendim. 7 yıl o da Zaman Gazetesi'nin Antalya Bölge Müdürlüğü'nü yapmış ki Antalya Bölge yani önemli, büyük bir bölge. İyi bir gazeteciydi. Şunu hatırlıyorum, yani bir haberi 6 defa yazdığımı hatırlıyorum. Yani yanlışımı da söylemiyor. Yani ne haberi yaz getir diyor. Yazıyorum, getiriyorum, önüne koyuyorum. Haberi okuyor. Olmamış diyor, yırtıp atıyor. Yani nerede yanlış yaptığımı söylese en azından bulacağım, o kısmı düzelteceğim. Bir daha okuyorum. Bu sefer bir daha değişik yazıyorum. Getiriyorum tekrar önüne, bir daha yırtıp atıyor. Bir de şey değil. Bugün bilgisayarda yazıyorsunuz. Sil, hepsini silmenize gerek yok. Yani neresi yanlışsa orasını sil, düzelt, gönder. O zaman daktiloda kağıdı yırtıp atıyor. Bir daha hepsini baştan sona yazıyorsunuz. Düşünün, 2A4 şey yazacaksınız. Haber yazacaksınız. En az bir saatinizi alır, yani yarım saat, bir saatinizi alır. Yani saatlerce bu şekilde çok zorladı beni ama bir de şeyi söylemiş, yani sen dedi bu mesleği ya öğreneceksin ya bırakacaksın dedi. Yani iki ihtimalim vardı. Ben öğrendim. Çok şükür ki öğrendim. Çok şükür ki öğrendim. Çok zorlandık ama yani zorlandı derken yani çok zorladı. Üzerime çok geldi ama bende de inatçılık vardır. Ben tam tersini yaptım, öğrendim. Bayram Pamukkale'ye de buradan sevgilerimizi iletelim, selamlarımızı iletelim. Osman abi sen nasıl başladın? Ben zorla başladım. Özetlemek gerekirse zorla başladım. Niye ki? Bir mahallemizde Çağlayan abimiz vardı. Yerel bir gazetede çalışıyordu. Bana sürekli derdi, sen iyi bir gazeteci olursun, seni gazeteci yapayım, seni gazeteci yapayım. Bir ay 45 gün direndim. Dedim benden gazeteci olmaz git, benden gazeteci olmaz git. Yapmayayım etmeyeyim falan, artık kıramayacağım bir abi olduğu için işte 45 günün sonunda dedim abi tamam deneyeceğim, ama deneyeceğim dedim, yani benden bir gün iki gün giderim, olmazsa hiç bana sıra etmeyeceksin, tamam dedi. Gittim ilk gün, yani Allah'tan böyle Mahsun abi diye bir abimiz vardı, şimdi öğretmen Trabzon'da, matematik öğretmeni, çok mülayim yaklaştı. Baktım ya mesleği yapanlar iki eli, iki ayı olan benim gibi insanlar. Bir de yani yapmayı da denedim yani işte. Zorladım. Zorlayınca bir işte bir nokta var. O noktaya geçince zaten bırakamıyorsunuz. Yani o virüs bulaştığı zaman bırakamıyorsunuz. O virüs bir süre sonra bulaştı. Bir de işte bir yerde dayak yedik. Karabük'te bir maçta dayak yedik. Gazetecilikten dolayı bir dayak yedik. Dayak yiyince tam gazeteci oluyorsun. Mesleğimizin şeyidir zaten. Patron öyle demişti. Tamam demiş, şimdi gazeteci oldun demişti. Bir tekim öyle gazeteci olunca da bırakamadık. O gidişti. O zaman sen olsun. De dostum, iyi ki o dayağı yemişsin diyelim. Öyle mi diyelim? Öyle diyelim. Sinan? Valla ben mesleğe radyo ile başladım. Ben daha önce radyo programcılığı yapıyordum ben ilk mesleğe. Ses tonu zaten Sinan'ın gerçekten güzel, çok uygun. Evet, doğru. Daha sonra Melodi FM vardı o dönemler. Orada başladık. Daha sonra Demokrat'a geçtik. Orada yine radyo programcılığı yaparken bir taraftan da televizyona merak salmaya başladık. Böyle hani işte kamerayı alıyorlar, omuza koyuyor, dışarıda çıkıyor, işte gidiyor, geliyor falan. Heyecanlandırıyorlar. Bugün dedim ki ya ben dedim bir kamera alıp çıkmak istiyorum. Nereye çıkacağım dedim. Bilmiyorum, ben çıkacağım böyle dedim. Gideceğim. Gittik, şanslı bir olay yakaladık. Onu çektik, getirdik. Baktım zevkli iş. Yani hareketli. Radyoculuğu baktım, televizyona geçtim. Geçiyor geçiş. Öldü kaldık. Hiç tehdit edildin mi? Çok. Yani mesela telefonda olsun. Ciddi bir tehdit var mıydı? Tabii açık. Televizyonda olsun, silahlı saldırı uğradık. İşte ciddi anlamda dayak yedik. Tabii bunlar hep önce tehdit edildik. Tehditleri sallamadık biz. Yani gelip geçici de düşündük. Ama silahlı saldırı ve dayak yemeye kadar gitti. Hatta mahkemelik olduğumuz kişiler çok fazladır. Ki halen de şu anda mahkemeliklerine devam ediyor. Bunun için tehditler de var. Senin var mı Vedat abi? Yani sen de çok diyeceksin. Benim çünkü sen ama birliktesin. Çok, ben ciddi yaralanmaya varan bir tehdit aldım. Bıçaklandım. İki dizimin arka tarafına iki yerden bıçaklandım. Bir iş adamının tuttuğu kiralık 2-3 kişi tarafından. Tabii ben olayın farkında değilim ama sonradan çözdük. Bunun dışında yazdığım haberlerden dolayı en barizi 28 Şubat dönemi yaşadık biz. Ben o dönemde gazetecilik yaptım. Ve o dönemde yani müthiş ideallerim vardı benim. O idealleri de savunuyordum. 28 Şubat'a karşı duruyordum. Bir yerel gazetecinin yani 28 Şubat'ı karşı durması çok zor. Osman abi biliyor, Ereğli'de o dönemde birlikte görev yaptık o zaman. İstihbaratta tanıdık polisler vardı.
söylüyorlardı. Yani seni bitirecekler, dur artık yani yazma. Ben de sürekli karşı yazıyorum. Yani nerede kadrolaşma var, nerede ezilen var, nerede zulme uğrayan var. Ben bunları yazıyorum. Yani müthiş de sivri yazıyorum. Tabii ama yani kalemim de o kadar sivri ki müthiş sivri yazıyorum. Tabii her yazdığım köşe yazısı, her yazdığım haber mahkemeyle karşılık buluyor. 14 tane mahkemeye gittim. Yani artık çalışma şeyim bitti. Günlük şeyim mahkemelerde geçiyor. Yani adliye koridorlarında katibinden, hizmetlisinden, savcısı, hakimi kim varsa hepsiyle haşır neşir olduk artık. Yani haftanın en az 3-4 günü mahkemelerde geçiyordu. Bunlardan 4 tanesinden ceza aldım. Ki talimatla, yani buna ceza vereceksin denilerek. Tabii sonradan 28 Şubat bitti. Yani ben şu an mesela aynı şeyleri yaşasam şu an yine aynı dik dururum. Ya tehdit almak gazeteciyi asla geri adım attırmaz. Tam tersi daha çok ateşliyor. Daha çok ateşliyor. Tehdit edildiği zaman yani tehdide boyun eğmezse de gazeteciydi zaten. Senin de bir hikayen var Osman abi, onu da öğrenelim. Bir tane. Ben de bayağı bir hikayem var aslında. Yani herhalde 7-8 kere tehdit edilmişimdir. Ama bir olay var ki yani hani ilahi adalet derler ya, böyle sahneyle döndün derler ya, tam böyle film romanı gibi aslında. Hatta rahmetli Müslüm Gürses'i de buradan aslında rahmet okumak lazım. Niye ki? Bana saldırı düzenleyenler 4 kişi. Müslüm Gürses'i dinleyip de uyuyakaldıkları için benim hayatım kurtuldu. Bunu söyleyenler kim? Arabanın içindeki kişiler. Sonradan tanışıyoruz. Sonradan muhabbetimiz oluyor. Sonradan söylüyorlar. Bunun öncesi de var tabii. Yani öyle bir şey ki şöyle izah edeyim. Yerel gazetedeyim. Haberler yazılıyor. Patron yazıyor falan. O patron yazdığından biz durumda bulunuyoruz. İşte yazı işleri müdürüyüm. Osman olmazsa bu gazete çıkmaz diyorlar. Üzerime adamlar salınıyor. Ben o ara İçişleri Bakanı Meral Şener. Meral Şener'in fotoğrafı lazım. Yan tarafta Yaysat var. Oraya gideceğim. Fotoğrafımı bulacağım, geleceğim. Ben orada çıkıyorum. Aradan bir dakika geçmiyor. Adamlar geliyor. İçeri giriyor. Ender arkadaşımız var. Oradan mizampaj yapıyor. Ender arkadaşımıza diyor ki Osman Bey nerede diye soruyor. Osman Bey. İleri Yaysat'a kadar gitti diyorlar. Ne yapacaksın diyorlar. Ender şüpheleniyor. Diyorlar arkadaşımız diyorlar. Şimdi insan arkadaşına bey diye hitap etmez. Evet. Ender de oradan uyanıyor. Hemen arkalarından bakıyor. Bir bakıyor demir sopalar falan alıyorlar. Demir sopalarla gidiyorlar. O ara Yaysat'taki arkadaş da inatçı. Bana fotoğrafını vermiyor. Gazete alacağım, getireceğim ben. Taratacağım, getireceğim, vermiyor. Ben o ara oradan çıkıyorum. Hemen ileride başka bir dükkan var. Oradan istiyorum. Tabii Ender arkadaşımız oraya Yaysat'ı söylediği için bana saldıracaklar, oraya giriyor. Ben oraya ileri gidiyorum. Sonra onlar orada konuşurken ben onların yanından geçip gazeteye giriyorum. Gazeteye girer girmez Ender arkadaşımız hemen beni apar topar başka yukarı üst kata yolluyor. Daha açıklama yapmadan. Orada emniyeti arıyor. Emniyetten ekipler vesaire geliyor. Oradan yırtıyoruz. Bakın dakika saniye hesabını yırtıyoruz. Eve gidiyorum. Eve giderken belli bir korumalarla hala peşinde olduğunu şöyle anlıyorum. Eve girdikten sonra evin önünden geçip duruyorlar. Ertesi gün hava biraz soğuk ki ben bere takmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Tabii bere takmıştım. Sebze Ali, bilenler canlandırsın gözünde. Ben yukarıdan aşağı yürüyerek iniyorum. Tam karşıya geçeceğim. Tam Sebzeli'nin girişinin karşısında bir araba park etmiş halde duruyor. Normal şartlarda oraya araba park etmez. Arabayı fark ediyorum ama geri dönsem, merdivenden yukarı çıksam zaten araba geçer. Bir kısmında ölüm peşinden gelir. Yani kaçma şansım yok. Ben orada istifimi bozmadan köprünün ayağına geliyorum. Sebzeli'nin o köprü ayağı var. Köprüde yaya köprüsü. Araç köprüsü değil Allah'tan. Allah'tan. Köprü ayağına gelir gelmez arabanın dört kapısı birden açılıyor. Açılır açılmaz insanlar iniyor aşağı, saldıracak kişiler iniyor. İnyen inmez de ben hemen topuk.
Hemen gazeteye, gazete hemen karşıdaydı zaten. Gazeteye girer girmez patron orada duruyor. Anlatıyorum olayı. Onlar da, o da çıkıyor, bakıyoruz. Hemen gazetenin önünden geçiyorlar onlar da. Beni yetiştirmeye çalış. Oradan öyle yırtıyoruz. Sonra öğreniyorum. Sonra adliyede bir şekilde karşılaşıyoruz. Sonra öğreniyorum ki işte beni vurdurmak için tutmuşlar. Bedeline kadar öğreniyorum. Ne yapacaktınız diyorum. İşte indirirse kadar vuracaktık diyorlar. Artık indirirse kadar, öldürirse kadar vuracaktık diyorlar. Peki niye geç fark ettiniz diyorum. Çünkü o alan çok uzun bir alan. Yani orada görmeme şansları yok yani. Alan çok, merdivene indikten sonra gözükür. Vallahi abi diyorlar, Müslüm Gürses'i dinledik sabaha kadar. Uyuyakaldık. O yüzden geç fark ettik diyorlar. Yani buradan da Müslüm Gürses'e Allah rahmet eylesin. Bir iki mezara gitmek lazım. En kötü, bu işin en kötü taraflarından biri tehdit. Hakaret, tabii, her şeyle karşılaşıyor. Aynen öyle. Şimdi ama şu da var. Ben hiçbir zaman kötü niyetli olmadım. Yani yanlış yapmışımdır. Herkes yanlış yapar ama bilerek birinin canını yakmak için bir şey yapmadım çok şükür. Yani o yüzden de rahatım. Tabii işte başında da dediğimiz gibi biz kimseyi yaranamıyoruz. Yani mağdura da yaranamıyoruz, suçluya da yaranamıyoruz. Evet, o çok önemli bir şey. Yani hiç kimseye yaranamıyoruz. Yaranma gibi bir şeyimiz yok. Eyvallah ama yani yaranmaktan ziyade şey yapmamız lazım. Yani biz görevimizi yapıyoruz. Vatandaşın da tabii bunu görmesi lazım. Yani gazeteci görevini yapar. Gazeteci art niyetli değil. Deminden beri konuşuyoruz. Özetlemek gerekirse aslında. Sözün özüne gelirsek, evet, bizim programımızı atışta yapalım. Bugün geniş açalım. Geniş açarsak. Açının genişine gelmek gerekiyor. Açıyı biraz daraltırsak. Yani biz art niyetli değiliz. Biz gaddar değiliz, evet, gazeteciler olarak. Biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Görevimizi yapmaya çalışırken de tabii ki bir takım ilk sıcak olaylarda yani bir takım yerlere sıkıntı verebiliriz. Ama niyetimiz kötü değil. Bunu söylemek istiyorum. Bir de madenci olana gelince yani onu söylemeden edemeyeceğim aslında. Benim rahmetli dedem madenciydi. Madenci hastalığından yıllarca çekti. Hatta hatırlarım, bizim evimin önünde yol da yoktu. Yukarıya kadar sırtımıza taşırdık o nefes alma sıkıntısı yaşadığı zaman. Allah uzun ömür versin. Babam da madenden emekli. Ben maden kazası olduğu zaman hemen babam, rahmetli dedem aklıma gelir. Yani ayrı bir konu. Yani gerçekten o madencilerin sıkıntısını, madencilerin çektiği emeği şey yapmak, görmek lazım. Meşhur bir fotoğraf var. Mustafa Özdemir arkadaşımız da çekmişti o fotoğrafı. Bu fotoğrafta ben de görüntü çekiyordum. Hatırlarsanız madenci simsiyah yüzü ve gözyaşı akıyor. O anı görünce zaten insanın filmi kopuyor işin açısı. Yani ne kadar kamera arkasında olsanız da, ne kadar kamera çekseniz de, fotoğraf çekseniz de biz sonuçta biz de bir insanız. Ya şu var, yani biz zaten üzücü, illa üzücü haber sunalım isteme. Biz de zaten o haberi sunarken, aynen, yani o ruh halini zaten yaşıyoruz. Yani onu aktarmak daha bir zor. Yaşamanın yanı sıra onu aktarmak daha bir zor. Hani kimse istemez kötü olaylarla karşılaşalım. Hep iyi şeyleri sunalım. Hep yüzü güldürecek olayları anlatalım ama yani yaşanıyor. Zonguldak'ta maden faciaları yaşanıyor. Trafik kazaları yaşanıyor. İntiharlar var son dönemlerde. Uyuşturucular var. Bunları ne yazık ki yaşıyoruz. Ne yazık ki biz de aktarmak zorundayız. Bu yüzden dediğin gibi hani bizi de kötü kimse anlamasın. Evet, biz aslında iyi insanlarız. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Bu akşam geniş açı programıyla karşınızda olduk. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle konuklarımız Sinan Kabatepe, Vedat Kılıç ve Osman Sav oldu. Dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince size yaşadığımız olayları aktarmaya çalıştık. Bundan sonra da yine arkadaşlarımla birlikte, hep birlikte size günün gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.